Efendim herkese tekrar iyi hafta sonları, yine karşınızdayız. Bu sefer iki önemli konuk ağırlıyorum stüdyomda. Üniversite adayları, üniversite yolculuğundaki adaylar, üniversiteye doğru hızlı adımlarla ilerlerken merak ettiğiniz pek çok soru olduğunu, kafanıza takılan çok şey olduğunu biliyorum. Ve işte bunları cevaplamak için önemli konuklarla karşınıza çıktık yine. Hemen konuklarımı size tanıtacağım ama lütfen yine hatırlatmak istiyorum. Sosyal medyadan bize her zaman ulaşabilir, yorum ve görüşlerinizle programımıza katkıda bulunabilirsiniz. Bunun için @eğitim ve başarı sayfası hazır ve nazır sizleri bekliyor. Aynı anda bir hashtagimiz de var bugün. Üniversiteye doğru dedik ve yorumlarınızı bekliyoruz. Evet, ilk bölüm konuklarım şimdi. İstanbul Aydın Üniversitesi'nin değerli rektörü bizle. Profesör Doktor Sayın Yadigar İzmirli. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Heyecanlıyım. Ve yine aynı üniversiteden genel sekreter yardımcımız, aynı zamanda da rehberlik koordinatörü ki bugünün önemi ve anlamı itibariyle en çok soruyu yine size soracağım izniniz olursa. Sayın Sebahattin Kutlu bizle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dediğim gibi şimdi dinamik bir dönem. Adaylar hızla sınavlara hazırlanıyorlar. Biraz YGS'yi değerlendireceğiz sizle. YGS sonrası dönemi soracağım. Ama biraz önce izin verirseniz hocamla başlamak istiyorum ve diyeceğim ki size, İstanbul Aydın Üniversitesi ile defalarca program yaptım. Hem üniversitemizi tanıttık buradan adaylara, hem vizyonumuzu anlattık, hem de aslında eğitim dünyasının önemli aksları ile ilgili projelerden bahsettik. Evet. Geçen yıl dedik bunları ama şimdi bu yıl o gözle bakarsanız geçen yıl nasıl geçti? Evet, ben tekrar birlikte olmaktan çok mutlu olduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bu arada tabii üniversiteye adım atmak üzere olan öğrencilerimize de başarılar diliyorum. Birinci kısmı başarıyla inşallah hallettiler. Bundan sonraki dönemde de kendilerine başarı ve gönüllerince bir noktada olmalarını diliyorum. Biz İstanbul Aydın Üniversitesi olarak geçen yıldan bu yana ne yaptık? Aslında bunları böyle bir çırpıda anlatmak çok zor. Çünkü sizin de belirttiğiniz gibi İstanbul Aydın Üniversitesi çok dinamik bir üniversite. 24 saat yaşayan bir üniversite ve sürekli koşan bir üniversite. Bunların arasında yaptıklarımızı anlatmak öyle bir çırpıda kolay olmayacak. Bir defa yeni bölüm programlarımız eklendi. Bunları ayrı ayrı ifade etmek istemiyorum ama şu anda 200'e yakın lisans ve ön lisans programımız oldu. Program çeşitliliğimiz fevkalade artmış durumda. Sağlık alanındaki özellikle ön lisans programlarımızın sayısı birinci, ikinci öğretim olmak üzere şu anda 36'ya ulaşmış durumda. Sağlık Bilimleri Fakültemizde yeni programlarımız oldu. Sosyal hizmet bölümünü açtık. Aynı program ön lisans olarak da sağlık hizmetlerinde var. Mühendislik bilimlerinde, eğitim bilimlerinde özel eğitimle ilgili özellikle bölümleri açtık. Bunlar çok önemli. Hem üstün yetenekliler için öğretmenlik imkanı sağlayacak bölümümüz açıldı. Hem zihin engelliler öğretmenliğimiz var. Bunlar gerçekten Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu alanlar. Laboratuvar altyapımız gelişti. Tıp fakültesi geliyor. Tıp fakültesi geliyor inşallah. Evet, bu çok heyecanlı inşallah. Konulardan bir tanesi bence. Gerçekten. Bu arada tabii üniversiteyi biz sadece bilginin üretildiği bir mekan olarak düşünmüyoruz. Elbette eğitim yapılıyor, öğretim yapılıyor, bilgi üretiliyor ama aynı zamanda artık üçüncü nesil üniversitelerin önemli bir fonksiyonu olan topluma hizmet, sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirme yolunda bir hedefimiz var. Bunu da başarıyla gerçekleştiriyoruz. Ben en son özellikle 3 Nobel ödüllü, Nobel Barış Ödülü almış aktivistin katıldığı, ki bunlardan biri de bizim kendi öğretim üyemizdir. Tevekkül Karman Barış ve Demokrasi Merkezi'nin başında bulunuyor Sayın Tevekkül Karman. Burada savaşın kadın ve çocuklar üzerindeki etkisini inceledik. Ve geçen hafta yine kadın ve siyaset konulu çok güzel bir çalışmayı yürüttük. Bu çalışmalarımız umarım yine başarıyla devam edecektir diye düşünüyoruz. Yine geçen sene en çok tercih edilen vakıf üniversitesiydik.
bu sene de büyük bir ihtimalle bu başarıyı sürdüreceğiz. Program çeşitliliğimiz ve öğretim üyemiz, fiziki mekanlarımız, laboratuvar altyapımızla ve kültürel, sosyal iklimimizle diye düşünüyorum. Peki şimdi tabii öğrencilerden sorular gelmeye de başladı duyuruyu yapar yapmaz. Bir tanesi demiş ki, size sormuş aslında, YGS'de 50 bindeyim. İstanbul Aydın Üniversitesi'nin Mimarlık Fakültesini düşünüyorum. Ama sosyal hayat da benim için çok önemli. Biraz üniversitenizin sosyal hayatından bahseder misiniz demiş Okan Karadağ. Tabii şimdi arkadaşlarımız için hani biz hem öğretmenler hem aileler olarak olaya yaklaşırken buradan mezun olduğunda hangi mesleğe sahip olacak, hangi işi yapacak diye bakıyoruz ama öğrenci sadece öyle bakmıyor. Diyor ki burası benim hayalimdeki okul. Ben burada 4 yıl geçireceğim ama yani sadece o en sonda aldığım diploma değil mesele. Tabii arada yaşayacağı bir 4 yıllık ve, dünyası var. Ve muhtemelen bir ömür anlatacağı hatıraları da orada birikecek. En çok hatıra, en çok anı, en çok dost orada kazanılacak. Evet. Dolayısıyla o 4 yıl çok önemli. O üniversitede geçecek olan zaman çok önemli. Buradan tabii bizim bir takım avantajlarımızı arkadaşlarımla paylaşırsam onlar da kendilerince bunu değerlendirebilirler. Benim değerlendirmemdense. Nasıl anlatırız? Şimdi biz tabii Türkiye'de İstanbul'da olmanın, İstanbul'un son derece merkezi bir noktasında bulunmanın, orada bir kampüse sahip olmanın avantajlarını yaşıyoruz. Öğrencimiz İstanbul'a geldiğinde istediği etkinliğe, istediği çalışmaya, istediği sosyal faaliyete okulumuzdan çok rahat ulaşabilir. Bunları şehir kampüsü denilen şeyin avantajından. Kent içerisinde bir kampüse sahip olmanın çok önemli bir avantajı var. Diğer taraftan tabii ki okulun kendisi yaşayan bir kent gibi. Şimdi 30 bini aşkın öğrencisine sahip bir kampüs hayatı düşündüğünüzde ki bizim hazırlık okulumuzun dışındaki bütün ön lisans ve lisans bölümlerimiz yani bütün fakültelerimiz ve meslek yüksek okullarımız aynı kampüsün içerisinde. Dolayısıyla gerçekten yaşayan bir kent havası var İstanbul Aydın'da. Şimdi ben biraz sayı vereyim arkadaşlarım yine oradan hesap etsinler. Bundan 3 yıl önce biz 1200 etkinlik gerçekleştirmiştik bir yılda. Evet. Geçen yılki etkinlik sayımız 1400 olmuş. Şimdi bu yılın etkinlik sayısı henüz yıl bitmedi 1800'e ulaşmış ki bu etkinliklerin bir kısmını tabii biz merkezi olarak düzenliyoruz ama büyük kısmı bizzat öğrencilerimizin, öğrenci kulüplerimizin düzenlediği faaliyetler. Bu faaliyetlerin bazıları sosyal faaliyetler, bazıları kültürel faaliyetler, bazıları akademik bilimsel faaliyetler, kongreler, sempozyumlar ama bizi en çok memnun ve mutlu eden bizzat öğrenci arkadaşlarımız tarafından düzenlenen, bizzat onların kontrolünde yürüyen, bizim onlara destek verdiğimiz faaliyetler şeklinde gerçekleşiyor bunlar. Dolayısıyla mimarlık gibi son derece aslında ağır, iddialı bir bölüme bile gelseniz, ben inanıyorum ki İstanbul Aydın'da o sosyalliği yaşayabilir, onun içine katılabilirsiniz. Peki YGS 50 binlerde dolayısıyla hiç sıkıntı yok. Umut var gibi gözüküyor. Çok ciddi kadarıyla, umut var. Ya bu çok önemli bir konu şimdi. Tabii YGS sonuçları açıklandıktan sonra arkadaşlarımız YGS'ye kadar çok ciddi çalışmalar yaptılar. Biraz da YGS soruları zordu. Çok yanlışlar vardı. Birincinin bile 7 yanlışı vardı. Puanlar tabii her zaman oynak. Biz hep diyoruz sıralamaya bakın diye ama adaylara biraz telaşa kapıldılar. Hadi lütfen onlara bir şey söyleyin. Sıralamaya bakın dediğimizde bile aslında bizim her zaman kastettiğimiz sıralama Temmuz ayında önlerine gelecek olan sıralamaydı. Evet. Yani daha Haziran'daki LYS'ler olacak. Ondan sonra gelecek sıralamaya kastediyorduk. Şimdi tabii arkadaşlarımız YGS sıralamaları var önlerinde ve hemen onunla ilgili böyle hesap kitap yapmaya başladılar. Ama biz buradan arkadaşlarımıza seslenelim en azından sizin vasıtanızla. Buyurun. YGS sıralamaları kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlarımızın üniversiteye girişinde etkilidir. Ancak bu etki onların tahmin ettiği kadar ağır bir etki değil. Evet. LYS, YGS'de alınan her türlü sonucu telafi edebilecek bir imkandır. LYS sınavları arkadaşlarımızın üniversiteye girişinde belirleyici olacak sınavlardır. Bunları böyle tek tek söylüyorum çünkü çok önemli. Doğru söylüyorsun. YGS'den sonra arkadaşlarımızda hani bu bahar yorgunluğuna benzer bir motivasyon düşüklüğü başlıyor. O zamana kadar çok yoğun çalışan, çok iyi çalışan, çok sıkı çalışan arkadaşlar hem YGS sonucunun belki istekleri gibi olmaması hem de havaların ısınması ve diğer çevresel etkenler, faktörler arkadaşlarımızı bir nebze de olsa acabalara itiyor. Bu acabalar ne? Acaba seneye mi hazırlansam? Evet. Acaba bu başarı sırasıyla ben bu sene istediğim üniversite, istediğim bölüme geçebilir miyim? Gibi sorular.
Arkadaşlarımıza buradan söyleyelim, hiç sıkıntı yok. Örneğin arkadaşımız sayısalcı 50 binde, o 50 bin çok rahat. MF3'te, MF4'te eğer mimarlık istiyorsa evet. MF4, sağlık istiyorsa MF3. Çok rahat ilk 10 binlere düşer. Evet. Bunu hele çünkü aradan hele, diğerleri de çıkacak değil mi? Diğer şimdi, Türkçe matematikler çıkacak. Tabii özellikle çıkacak. Hele hele TM'ciler için, hele hele sözelciler için bu sıralamalar inanılmaz şekilde oynar. Yani ben eşit ağırlıkçıyım, TM'ciyim. 150 bin sıra geldi hocam. YGS 5'im, YGS 6'm. Ben TM2'den, TM3'den ilk 50 bini hedefliyordum. Nasıl olacak? Çok rahat olur. Evet. Orada teknik olarak arkadaşlarımızı sıkıntıya sokacak bir şey yok. YGS önemli bir sınavdı. Toplam puana etkisi var ama belirleyici değil. Belirleyici olan LYS sınavları. Dolayısıyla arkadaşlarımızdan ricamız bu dönemde mümkün olduğunca performanslarını arttırmaları. Ya Diger Hocam, şimdi biraz size dönmek istiyorum. Arkadaşlarım meslek seçiyorlar, hayat seçiyorlar. Aslında bir hayat yolculuğu bu seçimleri onları bir hayat yolculuğuna sokuyor. Biraz size dönmek istiyorum. Bir bayan rektör olmak, Türkiye'de pek çok alanda bayan olarak yer almak bilirsiniz ki zordur. Ama bir bayan rektör olarak istikrarla da bu alanda güzel çalışmalar da ürettiğinizi biliyorum. Siz kariyer yolculuğunuza nasıl başladınız ve nasıl İstanbul Aydın Üniversitesi'nde kadar geldi bu süreç? Bizim için harika olduğunu söyleyerek başlayayım. Süper. Tabii bunun için ben hep şunu söylerim. Cenab-ı Hak bilgiyi dileyene zenginliği dilediğine verir diye bir öyle şey mi? Vardır. Söz vardır. Gerçekten eğer siz bilgiyi, ilmi istiyorsanız, yanlış ifade ettim belki, ilmi dileyene verir. Bunu istiyorsanız ona mutlaka ulaşırsınız. Ben şimdi düşünüyorum, hukuk fakültesine girdiğim zaman tek bir hedefim vardı. Ne hakim olmak, ne savcı olmak, ne avukat olmak, öğretim üyesi olmak. Hedefim buydu. Akademisyenlik istiyordunuz. Kesinlikle buydu. Kendime göre çeşitli sebeplerim vardı o zaman. Bunlar tabii daha çocukça sebeplerdi belki ama öğretim üyeliğini hedeflemiştim. Bunun için önce işte hukukçu olduğum için Almanca veya Fransızca önemliydi. Dil öğrenmeye başladım. Doğrudan doğruya Fransız Kültür Merkezi'ne gittim. Çünkü bir kolej mezunu değildim. Orada dilimi belli bir noktaya getirmeye çalıştım. Ve hocalarımın çok büyük desteğini gördüm. Bu hem doktor hocam, Allah rahmet eylesin, Profesör Naci Kınacıoğlu hocamın çok büyük emeği vardır. Babam anlamındadır bu noktada. Onun büyük desteğini gördüm. Bu istemekle alakalı bir şey, ilmi kısmı. Ama idarecilik kısmında hep ayak diredim. Ben bunu yapmayayım, işte idare kısmında olmayayım. Bu kadınlarda da büyük ölçüde gerçekten böyle bir kendini geri çekme var zannediyorum. Evet, değil mi? Biz işte geçen hafta düzenlediğimiz bu kadın ve siyaset konusunda da, çünkü siyaset dediğimiz zaman idare etme sanatından bahsediyoruz. Bu idarenin her aşaması siyasetin bir parçasıdır. Kadınların biraz idarecilikten kendilerini geri çekmeleri onların belli noktalara gelmelerinde de engelleyici unsur oluyor galiba. Ben kendi açımdan hiçbir zaman sadece kadın olduğum için herhangi bir engelle karşılaşmadım. Bu belki benim şansımdı, bunu bilmiyorum. Tam tersine destek gördüm. İstanbul Aydın Üniversitesi'ne de hukuk fakültesini kurmak için gelmiştim. Orada 3 yıla yakın kurucu dekan olarak görev yaptım. Sonra mütevelli heyet başkanımız uygun buldular. Böyle bir teklif getirdiler. Ve şu anda rektör olarak devam ediyorum. Ve birinci dönemimi de tamamlamak üzereyim harika, bu anlamda. Harika. Bu arada hukuk demişken ben hemen Sabahattin hocamın... Ben de şimdi hukuku soracaktım. Evet, size bir şeyi yapayım. Biliyorsunuz bu sene hukuk ve tıp fakülteleri için evet, bir sıralama sınırı getirildi. Öğrencilerimiz bunun için eğer hukuk ve tıp istiyorlarsa kendi biraz daha gayret edecekler. O 40 bin sınırını. Evet, tıpta 40 bin sınırını, hukukta da 150 bin sınırını tutturmak durumundalar. Onun için
bunu hedefleyenlerin biraz daha gayret etmesini ben istiyorum. Peki hocam, şimdi hazır bu kontenjan sınırlamasına da gelmişken bir öğrencimiz demiş ki Burak Gündüz, YGS'de 70 bindeyim, tıp fakültesini istiyorum demiş. Yine YGS sıralamasıyla gidiyoruz tabii ama tıp fakültesi hem yani bunu soracağım, hem arkadaşıma bir cevap verelim ama bir yandan da şunu merak ediyorum. Şimdi tıp fakültesinde 40 bine kadar bir kontenjan sıralaması var ama bundan sonra boş kalacak belki bazı üniversitelerdeki kontenjanlar, ya da artık tıpa girebilecek adaylar başka alanları tercih edecekler. Burada bir kargaşa yaşanacak mı? Yani umulmadık bir hareketlilik bekliyor musunuz tıp alanını tercih edecek arkadaşlar arasında? Aslında 40 bin sıralaması tıp fakülteleri için çok etkileyici olmayacak. Zaten 40 bin bizim ülkemizdeki ÖSS sisteminde tıp fakülteleri için ideal bir sınır. Evet. Tabii biz her zaman için olaya rehberlik açısından baktığımızda belki o sıralama sınavı o gün o arkadaşımızın tüm özelliklerini ortaya koyabildiği, tıp mesleğine uygun olup olmadığını ölçebilecek bir sınav mıdır diye soruyoruz. Evet. Dolayısıyla arkadaşımız belki istediği sıralamayı yakalayamamış, o gün o performansı göstermemiş olabilir ama aslında tıp mesleği için çok uygun bir arkadaş olabilir. Ama tabii bunun dışında bir merkezi sınav var. Bu bir gerçeklik. Evet. Ve burada tabii ki hem YÖK hem ÖSYM buna, hem de üniversiteler kaliteyi arttırma çabasındalar. Belli standartlar koymak istiyorlar. Biz bunu anlıyoruz. Ancak öğrenciler açısından bir sıkıntı olmayacaktır. Burak özelinde ne diyoruz? YGS'de 70 bindeyim, tıp fakültesi girer Burak, mi? Burak özelinde tek istediğimiz program biter bitmez hemen matiki ve fenik çalışmaya devam etmesi. Evet. Yani değil mi? Burak özelinde tek istediğimiz. Ne kadar çok soru kat edebilirse o kadar şansı var. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi YGS'den önce dedik ki hep çok soru çözsünler. Bu sefer diyelim ki Burak şu an otursun konu çalışsın. LYS özelinde de konu çalışmalarını istiyoruz onlardan. Ön okuma yapsın derslerden önce. Ondan sonra da mümkün olduğunca eksik konularını kapatsın. 70 bindeki YGS 1 yahut YGS 2'sini söylüyordur muhakkak. Mutlaka. 70 bindeki bir sıralamayı 40 bin içine zaten çekecektir. Hiç sıkıntı yok. Hatta ben ona buradan da söyleyeyim, yani ilk 20 binleri, 15 binleri çok rahat hedefleyebilir. Yeter ki şu an üzerine düşen işi yapsın. Yani tekrar söylüyorum, LYS hazırlığına devam etsin, hiç sıkıntı yok. Hocam şu konu eksikleri diyoruz ya, bir konu çatısı çıkarmak zor bir şey mi? Ben de arkadaşlara hep bunu söylüyorum ama biraz bana boş gözlerle bakıyorlar. Yani konu çatısı çıkarıp ondan sonra o eksikleri bileceğiz ya, şunu biliyorum bunu bilmiyorum diyecekler. Hani bu konu çatısı çıkarmak zor bir şey mi? Bulunabilir bir şey mi ya da internette? Aslında Türkiye'de üniversite sınavı son derece, özellikle LYS'lerden bahsediyoruz, son derece belirli. Son derece ne olduğu belli. Değil mi? Çıkacak konular. Evet. Hemen hemen hangi konudan kaç soru çıkacağı, çok ne belli. Tip soru geleceği, hepsi belli. Arkadaşlarımız da aslında çok rahat bir şekilde bu müfredata ulaşabilir durumdalar. Ki aslında çoğunun da elinde bunlar var. Kaynak kitaplar zaten bunlara göre dizayn edilmiş durumda. İşin esas kısmı o çalışma motivasyonunu sağlamak, emin olun. Onu sağlayan arkadaşlar şu an LYS için konu eksiklerini kapatacaklar. Tekrar söylerim, YGS'den önce hep soru çözün dedik. Şimdi onu söylemiyoruz. Şimdi diyoruz ki lütfen konu çalışın. Lütfen eksik konularınızı tamamlayın. Peki bir soru daha var. Bu sene taban puanlar düşecek mi diyor arkadaşımın bir tanesi. Şimdi tabii o biraz YGS ile bağlantılı. YGS biraz, herkes, evet, YGS biraz zor şey geçtiği için hemen taban puanlar düşer mi sorusu geliyor. Ama tekrar söylüyorum, daha LYS'ler yapılmadı. Son söz söylenmedi. Evet. LYS'lerden sonra çıkan sıralamaları arkadaşlarım da çok kolay hesap edeceklerdir. Yani geçtiğimiz yıl MF4 puan türündeki 200 bininci adayın aldığı puanla bu yılkini kıyasladığımızda onlara o cevabı vereceğiz. Ama şu an için onu söylemek için erken. YGS sonuçlarına sadece bakarak bunları cevaplandırırsak, bu konuda yorum yaparsak ilk söylediğimizde çelişiriz. LYS'lerin önemini küçümsemiş oluruz. Arkadaşlarımız LYS'lere hazırlanmaya devam etsinler diyoruz bu konuda. Peki hocam, son bir dakikam ama size yine bir söz vermek ve fikrinizi almak istiyorum. Siz sınava hazırlanan arkadaşlara, bu yıl o tercih yolculuğuna çıkmış adaylara neler söylemek istersiniz? Bir defa artık çalışmalarını belli bir noktaya getirmiş olduklarını düşünüyorum. Hayallerinin peşinde koşsunlar diye düşünüyorum, ifade etmek istiyorum. Çünkü
arzu ettiğiniz, istediğiniz işi yapmadığınız zaman hayat boyu mutsuz olursunuz. Bu hayallerinin peşinde koşsunlar, ona göre çalışsınlar ve umutlarını hiçbir zaman kaybetmesinler. Azimle hedefledikleri yola doğru hareket etsinler. Sabahattin Hocam, ben sizin yerinizde şunu da söylüyorum. Biliyorum ki siz kurum veya öğrenci gözetmeden herkese soru cevaplamaya devam edeceksiniz. Değil mi? Buradan sizden söz alalım. Kesinlikle. Arkadaşlarım size ulaşabilirler ve YGS, LYS hakkında her şeyi sorabilirler. 15 saniyen var mı? Buyurun. O zaman arkadaşlarımıza hep LYS dedik. YGS sonuçlarına göre de unutmasınlar. Tabii. Ön lisans tercihleri için şu anda, özel yetenek sınavları içinse her zaman üniversite şansları var. Şu an ellerinde. Lütfen bununla ilgili detaylı bilgi alsınlar gelip bizden. Tamam, peki. Şimdi buradan vesile olmuş olayım, aracılık etmiş olayım ben de. Eksik olmayın efendim. Ayağınıza ve ağzınıza sağlık. Çok keyifli bir program yaptım sayenizde. Çok teşekkür ederim Seçen'cim. Evet efendim, bugünü yine burada noktaladık. Biraz YGS, LYS konuştuk, biraz üniversite adaylarına seslendik. Biz yayınlarımıza bu çerçevede devam edeceğiz. Sorularınız her zaman bizim için önemli. Bizlere ne olur ulaşın. Yapım ortağım sevgili Müge Arda'yla ve CNN Türk'ün değerli ekibiyle hazırlıyor ve ekranlarınıza getiriyoruz programımızı. Hafta yine buradayız. Aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın.